Sen üzülme diye söyleyemiyorum ben. Sen üzülme diye. Tuğla Hanım merak etmeyin. Asansörcüleri aradım. Birazdan burada olurlar. Ben kendim halledemedim. Birazdan çıkaracağız sizi. Yey bak geliyorlarmışlar. Bakın sakinleştiniz mi? Kapalı bir kutunun içindeyiz. Tuvarlar üstüme geliyor. Nasıl sakin olayım? Nefes alamıyorum. Tamam sakin olun. Çok nefes almayın. İçerideki oksijeni bitiriyorsunuz. Oksijen bitti mi? Demo ile. Yok. Her şey çok güzel. Her yerde kelebekler var. Ne güzel. Bir tane daha. Siz hala küs müsünüz? Hayat Hanım'ın bir açıklama yapmasını bekliyorum. Söyledim ya, o kutuyu ben almadım. O hediyeyle ilgim yok. Öğleden beri bir kutudur gidiyor Allah aşkına. Ne kavgası bu? Peki nasıl geldi o odaya o kutu? Oya kızım. Çocukların odasında bir kutu bulmuşlar. Nereden girdi o kutu oraya? Sen mi koydun onu? Yok hayır ben koymadım. Hayat Hanım'ın eşyaları arasındaydı. Sonra yere düşünce ben onu... Herkese afiyet olsun. Azim Hanım. Gerçekten o kutuyla bir ilgim yok. Odaya nasıl girdi hiç bilmiyorum. Tamam yavrum ben sana inanıyorum. Daha nasıl girdi o kutu oraya? Hazal'ın işi olmasın bu? Kızın yaptıkları meydanda. Bence ondan her şey beklenir. Tabii ya. Olabilir. Afiyet olsun sana. Sen ne yapıyorsun? Sakladığım başka bir şey var mı? Saçmalama ben hiçbir şey saklamıyorum. Emin misin? Bak, bence o kutuyu oraya Hazal koydu. Ya zaten aramıza girmeye çalışıyordu, bizi ayırmaya çalışıyordu. Bu mu? Bu kadar düşün, bunu mu bulabildin yani? Bravo. Tamam ya, tamam. Konuşmayacağım seninle. Zaten ben bana güvenmeyen birine ne anlatabilirim ki, ne desem boş. Nereye gidiyorsun? Var ya. Gerçekleri öğrendiğinde bu söylediklerine pişman olacaksın. Hayat kızım ne oldu? Bir takım sesler duydum. Kavga mı ettiniz? Leyla Hanım, benim size sormam gereken bir şey var. Hayrola? Bu Murat için çok önemli. Ne olur bir kez olsun bana doğru söyleyin. Neden bahsediyorsun sen? Murat'la ilgili gerçeklerden. Ne gerçeği? Murat'ın gerçek babası kim?